Değerli arkadaşlar merhabalar. Yeni bir derste daha beraberiz. Bu dersimizde ben Cauchy-Schwarz eşitsizliğinden bahsedeceğim. Buraya yazdım. Eşitsizliğin ifadesini burada gösterdim arkadaşlar. Bir kere Cauchy-Schwarz eşitsizliği Hilbert uzayının önemli geometrik özelliklerinden bir tanesidir. Ve bunun ifadesi de şudur. Bu derste bu ifadenin nasıl türetildiğini, ispatını göstereceğim size. Ondan sonra konuyla ilgili de bir ödev vereceğim. O konuyu araştırmanızı isteyeceğim. İlginç, zevkli bir konu. Değerli arkadaşlarım, şimdi Hilbert uzayında V ve omega herhangi iki vektör olsunlar. Ket vektörleri olsunlar. Bir kere bu iki vektör şu eşitsizliği sağlar. Tamam? Cauchy-Schwarz eşitsizliği bunu ifade eder. Burada V ile omega'nın iç çarpımının mod karesi küçük eşittir V'nin kendisiyle iç çarpımı çarpı omega'nın kendisiyle iç çarpımı olacak. Öncelikle şu eşitliğin sol tarafı ne ifade ediyor onu yazayım ben size. Bunun mod karesi ne demektir? Şimdi bir kere bunu zaten anlatmıştım size. Zaten biliyorsunuz. Fakat konunun bütünlüğü açısından bir daha ifade edeyim. Belki ilk defa izleyen arkadaşlarımız vardır. Şimdi arkadaşlar bir kompleks sayının bir kere iç çarpım bir kompleks sayıdır. Değil mi? İç çarpım işlemi iki tane vektörü alır ve bundan bir kompleks sayı üreten bir fonksiyondur. Bir kompleks sayının mod karesi demek kompleks sayının kendisinin kompleks eşlemiyle çarpımı demektir. Şimdi dolayısıyla burası ve şu özelliği de biz biliyoruz. V ile omega'nın iç çarpımı bir kompleks sayı. Bu eşittir omega ile V'nin kompleks eşlemi demektir. Eğer İç çarpımı yapılan vektörlerin sırasını değiştirirseniz biri diğerinin kompleks eşlemi olmuş olur. Dolayısıyla bu şu demektir arkadaşlar. V ile omega çarpı kendisinin kompleks eşlemi demektir. Tamam? Bu bir kompleks sayı dediğimiz gibi. Bunun mod karesi demek bu çarpımla çarpımın kendisinin kompleks eşlemi. Ama çarpımın kendisinin kompleks eşlemi aynı zamanda bunun sırasının değiştirilmiş halidir. Yani şu V omega kompleks eşlenik eşittir omega V'dir. Dolayısıyla bunu aynı zamanda şöyle de yazabiliriz. V omega çarpı omega V şeklinde yazılabilir. Tamam? Dolayısıyla V omega'nın mod karesi demek V omega iç çarpımı çarpı omega V'nin iç çarpımı demektir. Dolayısıyla sol taraf bunu ifade ediyor. Bu küçük eşit olacak her zaman V ile V'nin iç çarpımı omega ile omega'nın iç çarpımı olacak. Şimdi burayı siliyorum. Buraya ihtiyacım yok artık. Sadece şu sol tarafın neye ifade ettiğini açıklamak için orayı yazdım. Şimdi değerli arkadaşlar bu uzayda, bu kompleks vektör uzayında ya da Hilbert uzayında V ve omega iki tane herhangi vektör olsun demiştik. Ve i ise ortonormal vektör seti olsun. Ortonormal vektör setleri şu demektir. Boyu bir birim olacak. Herhangi ikisini alırsanız skaler çarpımları ya da iç çarpımları sıfır oluyorlardı. Bir kere boyu bir birim olduğu için verilen herhangi bir vektörü boyu bir birim olan bir vektöre dönüştürebiliriz. Buna normalizasyon deniyordu. Mesela omega vektörünü kendisini aynı vektörün normuna bölersek normalizasyon yapmış oluruz. Dolayısıyla bu vektör normalize olmuş olur. Yani boyu bir birim olan bir vektör elde edilmiş olur. Aynı şey i v için de yapabiliriz. V'nin kendisi. Karekök içerisinde arkadaşlar hatırlarsınız geçen dersimizde karekök içerisinde bir vektörün kendisiyle iç çarpımı o vektörün normu denir. Ya da boyu denir. Dolayısıyla vektörü kendi boyuna bölerseniz birim vektör olmuş olur. Tamam mı? Peki ve önemli şeylerden bir tanesi daha bir birim vektör seti eğer ortonormal bir vektör seti oluşturursanız bir uzayda o uzaydaki birim operatörü yazabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu uzaydaki birim operatör bütün birim vektörleri dış çarpımını yaparak üst üste topluyorsunuz. O uzaydaki birim operatörü vermiş oluyor. Ve birim operatörün özelliği bir vektör üzerine etki ettiği zaman vektörü değiştirmiyordu. Vektörün kendisini üretiyordu. Mesela şurada bir örnek vereyim arkadaşlar. İki boyutlu kompleks vektör uzayı düşünelim. İki boyutlu kompleks vektör uzayında ortonormal vektör seti iki tanedir. Onlar 0 ve 1'lerle ifade etiketlemiştik. 0, bu da 1 idi. Bu uzayda C2'de, iki boyutlu kompleks vektör uzayında. Bu uzaydaki birim operatörü nasıl yazabiliriz arkadaşlar? 0, 0 artı 1, 1. Bir operatör olmuş oldu. Bu sütun matris şeklinde gösterimini yaparsanız, çarpıp toplarsanız üstte hepsini muhtemel bütün birim vektörleri yazıyoruz. Dış çarpımlar yapıyoruz. Üstte topluyoruz. O uzaydaki birim operatör olmuş oluyor. Ve birim operatörü 0 üzerine etki etseniz 0 verir. 1 üzerine etki ettirirseniz 1 verir. Göreceğiniz gibi 0 üzerine etki ettirin 0 olacak. 1 üzerine etki ettirirseniz 1 olacak. Daha geneli herhangi bir vektör üzerine etki ettirirseniz o vektörün kendisini elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla burada da onu yaptık bakın. Tüm ortonormal vektörleri dış çarpma yapıp üstte toplarsanız o uzaydaki birim operatörü elde etmiş oluyorsunuz. Bir somut örneği burada verilmiştir. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ben şu eşitsizliği amacım bunu türetmek. Şimdi şuradan başlayalım bir kere. Şu sağ taraftan başlayalım. Evet. V ile V'nin iç çarpımı, omega ile omega'nın iç çarpımı. Bu eşit olacak. Şimdi bir kere şu araya biz birim operatörü sıkıştırabiliriz. Ne zaman ki bir iç çarpım varsa arkadaşlar, iç çarpım olsa da olmasa da herhangi bir vektör işlemlerinde siz birim operatörü her zaman istediğiniz yere yazabilirsiniz. İstersen buraya yazabilirim birim operatörü, istersen bu ikisinden herhangi birine uygulayabilirim. Çünkü her halükarda birim operatör herhangi bir vektör üzerine etki ettiği zaman onu değiştirmeyeceğinden dolayı o işlemde herhangi bir değişiklik yapmamış olursunuz. Dolayısıyla birim operatörü şu tanımını kullanarak şuraya yazarsak eğer bu denklemi elde etmiş oluruz. İ ve birim operatörü de farklı kalemlerle yazayım. Evet. Bakın arkadaşlar, birim operatörü sıkıştırmış olduk. Onu sarı kalemle ifade etmeye çalıştım. Birim operatörü buradan çekip alabilirsiniz. Yine denklemin aynısını elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla bu iki ifade birbirinin tamamen eşitidir. Eşdeğeridir. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada küçük bir yorum yapıyoruz. Diyoruz ki eğer bir kere biz kaç boyutlu vektör uzayında çalışıyorsak o vektör uzayında boyut sayısı kadar ortonormal vektör sayısı vardır. Mesela iki boyutlu kompleks vektör uzayında az önce örneğini gösterdim. İki tane baz, bunlara aynı zamanda baz ketleri de ya da baz vektörler deriz. İki tane baz vektörü vardır. Bir boyutlu da bir tane olurdu. Üç boyutta üç tane baz vektörü vardır. Değerli arkadaşlar, bu eğer buna eşitse şu ifadeyi yazmakta hiçbir sakınca yok. V ile V'nin iç çarpımı, omega ile omega'nın iç çarpımı büyük eşit olacak. V ile i'nin iç çarpımı, i ile V'nin iç çarpımı, omega ile omega'nın iç çarpımı olacak. Neden? Eğer bir boyutlu kompleks vektör uzayında çalışıyorsak bu toplam işlemi işaretini kullanmamızın bir anlamı yok. Çünkü sadece bir tane birim vektör olacaktır zaten o uzayda. Dolayısıyla bu toplam sembolünü de kullanmamıza gerek yok. Bu birbirine eşit olacaktır o halde. O halde şu işlemi yapacağım. Bir boyut, bu özel olarak eşittir. Özel olarak eşittir. Bir boyutlu kompleks vektör uzay için. Ama genel anlamda düşünecek olursak 2 ve 3 ve daha yüksek boyutlu kompleks vektör uzaylarından bahsediyorsak şu toplam sembolünü yazmamız lazım. Ancak toplam sembolünü kaldırırsak bu buna büyük olur. 2 ve yukarısı boyutlu uzaylar için. Ama bir boyutu da ekleyeceksek, en genel durumu düşüneceksek o zaman bu büyük eşit olmuş olacaktır. Tamam? Dolayısıyla toplam sembolünü kaldırdım. Eşit işareti büyük eşite dönüşmüş oldu. Ve bundan sonra yapacağım tek şey i birim vektörü yerine bunu yazmak. İstersen bunu da yazabilirdim. Eğer birim vektörü burada sıkıştırsaydık, omega içerisine sıkıştırmış olsaydık O zaman birim vektörüne bunu yazmış olacaktık. Birim operatörü V'nin arasına yazdığımdan dolayı o zaman şunu kullanacağım. Bu ket hali, ne zamanki ket hali varsa bra halinde çok rahat bir şekilde yazabilirsiniz. Değil mi? Eğer i böyleyse ket i, o zaman bra i de şudur. Ve şurada ket i ve bra i gördüğünüz yerlere şu ifadelerini yazarsanız eşitsizliğin kendisini elde etmiş oluyorsunuz. Tamam? Ve V'nin iç çarpımı omega ile omega'nın iç çarpımı büyük eşittir. Şunu yazalım. V ile omega bölü karekök içerisinde omega'nın kendisiyle iç çarpımı karekök içerisinde. Bakın i yazmış oldum. Şurada i'yi görebiliyorsunuzdur. Bunu diğer kalemle yapayım isterseniz. Omega ve bölü isterseniz şunu da sarıyla yapalım. Evet. Ket i ile bra i'nin buradaki tanımlarını kullanarak yerine yazdım ve şu ifade kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu aşağıdaki paydadaki ifade çarpıldığı zaman karekök ortadan kalkacak. Şu paydaki ifadenin aynısı olacak. Dolayısıyla bunlar sadeleşecekler. Geri kalan şu ifade olacak. V ile V'nin iç çarpımı, omega ile omega'nın iç çarpımı büyük eşittir V omega çarpı omega V. Birbirini kompleks eşitler. Olsa mod karesi olacak. V ile omega'nın mod karesi olmuş olacak. Değerli dostlar, buna Cauchy-Schwarz, iki tane matematikçinin ismi, Cauchy-Schwarz eşitsizliği denir. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, bu eşitsizlik, bu Hilbert uzayının bir özelliği. Mesela Öklit uzayında da çoğu vektörler bunu sağlarlar. Fakat bunu ihlal eden vektörler de olabilir. Yani öyle iki tane vektör bulabilirsiniz ki bu eşitsizlik ihlal ediliyor olabilir. Sizin ödeviniz de o olacak. Ben mesela birkaç tane örnek vereyim. Sağlam sağlamadığına bakalım, araştıralım yani. Ancak ne yapacağız? Biraz buradaki ket vektörleri ve bra vektörü şöyle olacak. Mesela V vektörü Öklit 3 boyutlu Öklit uzayını kullanacak olsa ve kartezyen koordinatlar da kullanırsak, mesela V vektörü diyelim ki 2i olsun. Omega vektörü ise 3i olsun. Birisi i şapka burada, bu arada i şapka x yönündeki birim vektör. J ve k şapkalar sırasıyla y ve z yönündeki birim vektörler olmak üzere. Ve iç çarpım da skaler çarpma şeklinde yorumlanacak Öklit uzayında, biliyorsunuz. Dolayısıyla mesela şimdi bakalım, dolayısıyla V ile V'nin iç çarpımı demek V ile V'yi skaler çarpacağız, yani kendisiyle. Sonra omega ile kendisi skaler çarpacağız. Acaba bu büyük eşit midir? V ile omega'yı skaler çarpıp karesini alacağız. Öklit uzayında olduğu için kompleks sayılar reel sayı hepsi olacaklar. Bakalım bu eşitsizlik sağlanıyor mu, ihlal ediliyor mu? Yani böyle bir örnek için, verilen bir örnek için arkadaşlar, V'nin kendisiyle iç çarpımı 4 olacak. Omega'nın kendisiyle skaler çarpımı 9 olacak. V'nin omega ile skaler çarpımı ise 6 olacak. Şimdi bakalım, bununla bunu çarpacağız. 4 kere 9, 36. 36 büyük eşit midir bunun karesi 36? Evet. Mesela sağlanıyor bu. Sağlıyor bu mesela. Böyle bir iki vektör de aynı zamanda bu eşitsizliği sağlıyor. Mesela başka iki vektör verelim. Örneğin v eşittir i artı j, tamamen atıyorum şu anda, eksi k olsun mesela. Omega eşittir 2i eksi j artı 3k olsun mesela. Bakalım bu sağlıyor mu? Bir kere v'yi kendisiyle skaler çarpalım. V'nin kendisiyle skaler çarpımı 1, 2, 3 olacaktır. Değil mi? Peki omega'nın kendisiyle skaler çarpımı ne olacaktır? 4, 5, 9 daha 14 olacaktır. Peki V ile omega'nın iç çarpımı ya da skaler çarpımı olacak arkadaşlar. 2, eksi 1, eksi 3. 2, eksi 1 daha, artı 1, eksi 3 daha, eksi 2. Bu da açıkça sağlıyor. Çünkü bu ikisinin çarpımı 3 kere 14, 42 yapacak. 42 büyük eşittir 2'nin karesi 4. Hatta büyük eşittir. Mesela burada eşit çıktı, burada büyük çıktı. Dolayısıyla sizin arkadaşlar buradaki göreviniz ya da ödeviniz yapmak isteyenler için bu eşitsizliği ihlal edecek Öklit uzayında 3 boyutlu gerek ister 3 boyutlu olsun, ister tek boyutlu olsun, ister 2 boyutlu olsun 2 tane vektör bulun. Ve bu eşitsizliği ihlal edildiğini gösterin arkadaşlar. Bulduğunuz vektörleri de lütfen benimle paylaşınız. Ben de bakayım hangi vektör gerçekten sağlıp sağlamadığını hep beraber değerlendirelim. Orada ben de sizlere cevap yazarım. Şimdi bu dersi burada ben bitireceğim arkadaşlar. Böyle kısa bir dersimiz oldu. Bir sonraki dersimizde verilen bir operatörün ya da matrisin, biliyorsunuz matris ve operatör aynı şeyler. Çünkü matrisler operatörlerle temsil ediliyor. Operatörler matrislerle temsil ediliyorlar. Verilen bir matrisin arkadaşlar öz değerleri ve öz vektörleri ne demektir ve nasıl bulunur? Bu konuyu işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum sizlere.